aslında çok güzel. Biz yaşadığımız çağ, insanlar uzun zamandır anlamın peşinden koşmayı bıraktılar. Herkes, büyük çoğunluk anı yaşayıp, tüketip ve bunun peşinden koşuyor ve bunun zevkini yaşamak istiyor ya da bunun üzüntüsünü yaşamak istiyor. Hızlı bir şekilde tüketip, hızlı bir şekilde üretiyor. O yüzden o kitlenin içinde mi olmak istiyoruz? O yüzden o kitlenin içinde olmak istiyoruz. O yüzden biz hala bir grup entelektüel, aydın, uzman, işte her neyse, biz bunları yorumlamaya ve anlamaya çalışıyoruz ve bir yere çekmeye çalışıyoruz, bir kalıba sokmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü biz önceki bilgilerimize göre bunun böyle olmaması gerektiğine inanıyoruz. John Locke diye bir adam var, 1690'lı yıllarda şöyle bir şey demiş. İnsanlar önemli oranda bilgilerini deneyim sonucunda elde ederler. Bazıları da diyor ki insanlar okuyup işte okuduklarının sonucunda deneyim elde ederler. Yaşadığımız çağ bize şunu gösteriyor. Artık biz bilgiyi tamamen bir deneyim sonucunda öğreniyoruz. Bu çağda yaşayan toplumu, gençliği anlamanın yolu Twitter'ı deneyimlemek, Facebook'u deneyimlemek, YouTube'u deneyimlemek, internette yaşamak. Bunu yaşamadığınız müddetçe yaşadığınız çağı anlayamıyorsunuz. O yüzden kuşaklar arasında ciddi bir mesafe var. Eskiden siz bu mesafeyi kapatabiliyordunuz. Bir kitap okuyordunuz, işte ne bileyim, bilgisayarla ilgili bilgisayar ne olduğunu öğrenebiliyordunuz. Ne bileyim işte suyun ne olduğunu öğrenebiliyordunuz. İşte ne bileyim internetin ne olduğunu öğrenebiliyordunuz. İşte yaşadığınız çağda neyse. Bugün bilgi edinmenin ve bilgi edinmenin yolu deneyimden geçtiği için bir çatışma yaşıyoruz. Annelerimizle babalarımızla çatışma yaşıyoruz. Çocuklarımızla çatışma yaşıyoruz. Ve bu mesafe gün geçtikçe de açılıyor. O yüzden ben şeye benzetiyorum. Bu örneği çok seviyorum. Cumhuriyetle birlikte bir harf devrimi gerçekleşti. Kısa bir sürede Osmanlı alfabesinden Latin alfabesine geçtik. O dönemin entelektüelleri, gazetecileri, yazarları çok kısa bir süre içerisinde yeni alfabeye adapte olamadıkları için cahil veya bilmeyen konumuna düştüler. 20-25 yaşındaki insanlar ise o dönemin entelektüelleri ve bilenleri oldular. İşte biz bugün... Öyle bir dönem mi yaşıyoruz? İşte biz bugün internette doğan nesil, internette yaşayan nesil, internette yaşayamayan nesille bir çatışma, bir mesafe farkı yaşıyor.